Evet canlarım. Fiillerden sonra geldik Türkçenin yani 7. sınıfın en kolay konusu olan zarflar konusuna. Diğer ismi neydi? Belirteç. Bakalım zarf yani belirteç neymiş? Evet. Biz zarfları incelerken 5 beş başlık altında inceliyormuşuz. Neymiş bunlar? Bir, durum zarfı, 2 zaman zarfı, 3 yer yön zarfı, 4 soru zarfı, 5 miktar zarfı. Evet, birden başlayarak gideceğiz. Ama ilk önce bir bakalım zarf yani belirteç neymiş? Demiş ki fiillerden, bak zarfın işi fiille, fiillerden, sıfatlardan ve kendisiyle aynı görevdeki kelimelerden yani zarflardan önce gelerek onların özelliklerini, durum zarfı, Zamanını, zaman zarfı, yönünü, yer yön zarfı, miktarını, miktar zarfı. Belirten sözcüklerdir demiş. Şimdi, hocam bu ne diyor ya? Kocaman tanım dediğinizi duyar gibiyim Bakalım. Şimdi, neyi niteliyordu zarflar? Fiilleri değil mi? Okuyor, yüklem. Yani fiilimiz. Nasıl anlıyorduk fiil olduğunu? Oku sözcüğüne mak getiriyordum. Oku, mak. Oluyor mu? Oluyor. O zaman fiil. Bakalım. Okuyor yüklem. Peki burada fiilden önce fiilden niteleyen herhangi bir şey var mı? Yok değil mi? Buna bakıyorum. Öğrenciler metni sessizce okuyor. Yine bakıyorum. Oku mak getiriyorum. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu yüklem yani fiilimiz. Peki nasıl okuyorlarmış bak sessizce. Bu sözcük bunu nitelemiyor mu? Evet. O zaman burada ne varmış? Zarf varmış. Ay açamadım ya. <laughs> evet. Peki. Bir sözcük. Dikkat demiş. Bir sözcük. Bak. Fiille bağlantılıysa. Yani fiili niteliyorsa. Zarf olur. İsimle bağlantılıysa yani ismi niteliyorsa sizin bir önceki sınıfta gördüğünüz sıfat olur. Ne demek istedim? Bak şimdi konuşur yüklem değil mi? Bunu ben nasıl anlıyorum? Hayır konuşmak getir. Oluyor mu? Oluyor değil mi? O zaman bu fiil. O zaman fiilin önünde mi bu? Evet o zaman bak fiilin önünde olduğu için zarf. Buna bakalım hızlı sözcüğü. Hep bak hızlığın altı çizilik. Sadece hızlıya bakıyorum. Buna bakıyorum. Araba mak ya da araba mek. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman bu isim. Peki hangisinin niteliyor hızlı sözcüğü arabayı? O zaman bu sıfat. Neden? Çünkü isimle bağlantılı ismi niteler. Bu neden zarf? Çünkü fiille bağlantılı ve fiili niteler. Evet. Geldim durum zarfıma yani durum belirtecime. Demiş ki fiilin bildirdiği işin, oluşun, hareketin durumunu, durumunu, özelliğini ve sebebini belirten zarflardır demiş. Fiile sorarım. Nasıl, neden, niçin, niye? Bunların hepsini fiile soracağım. Bakalım dinlemek oluyor mu oluyor. O zaman fiil, değil mi? Şimdi dinlemek yüklem. Peki soruyorum. Nasıl dinledi? Dikkatle. Burada ne var? Durum zarfı. Geldim buna. Anlamış yüklem. Nasıl anlamış? Yanlış. O zaman bu durum zarfı. Çalışıyor. Çalışmak oluyor mu? Oluyor. O zaman fiille bağlantılı. Çalışıyor yüklem. Nasıl çalışıyor? Gürültülü. O zaman bu neymiş durum zarfı. Tartıştılar yüklem. Nasıl tartıştılar? Uzun uzun. O zaman burada ne varmış durum zarfı. Çünkü neden? Nasıl? Neden? Ne için ve niye? Sorularını sordum. Geldim buna. Hür doğdum, hür yaşarım demiş. Şimdi doğdum. Doğmak oluyor mu? Oluyor. O zaman bu yüklem. Nasıl doğmuş? Hür. Burada ne varmış? Durum zarfı. Yaşarım. Yaşamak oluyor mu? Oluyor. O zaman fiilini niteliyor. Nasıl yaşarmış? Hür. O zaman burada ne var? Durum zarfı. Gelememiş yüklem. Bak. Nasıl yapıyordum? Gelmek. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu neydi? Fiil. E zaten zarflar fiili niteliyordu. Gelememiş yüklem. Niçin gelememiş? Uyanamadığı için. O zaman burada ne var? Durum zarfı. Sarıldı yüklem. Nasıl sarıldı? Sevinçle. O zaman burada ne var? Durum zarfı. Bak yanında değil ama ne yapmış? Bunu nitelemiş. Bana soğuk soğuk bakma demişim. Bakma. Bakmak oluyor mu? Oluyor. O zaman bu yüklem. Nasıl bakma? Soğuk soğuk. O zaman burada ne varmış? Durum zarfı varmış. Geldim zaman zarfıma. Fiilin bildirdiği işin, oluşun, hareketin zamanını belirten zarflarmış. Ve fiile soracakmışım. Ne zaman? E zaten biri size zamandan bahsediyorsa eğer, siz ona ne zaman diye sormaz mısınız? Evet değil mi? O yüzden zarfların sorularını mutlaka tekrar edin ve bilin. Şimdi demiş ki soğuk hava haftaya etkili olacakmış. Bakalım. Farklı bir kalemle bakayım. Olacakmış, etkili olacakmış. Bak neden etol klay ile ya beraber alıyorum. Etkili olacakmış, yüklem. Soruyorum. Ne zaman etkili olacakmış? Haftaya. O zaman burada ne var? Ne var? Zaman zarfı. Haftada iki gün balık yemeliyiz. Yemeliyiz, yüklem. Ne zaman yemeliyiz? Haftada iki gün. Burada ne varmış? Zaman zarfı. Evet. Diğer örneklerime bakıyordum. Yine ne soruyordum? Ne zaman sorusunu. Ziyaret ederiz, yüklem. Bak, etol ile var. Beraber alıyorum. Peki, ne zaman ziyaret ederiz? Her bayram. Burada ne var? Zaman zarfı. Eve gelir gelmez yattı. Yattı, yüklem. Neden yatmak oluyor? Peki, ne zaman yatmış? Eve gelir gelmez. Burada ne var? Zaman zarfı. Gelecek yüklem. Ne zaman gelecekmiş? Yarın. Ne var burada? Zaman zarfı. Gitti yüklem. Ne zaman gitmiş? Bugün. O zaman burada ne var? Zaman zarfı. Evet. Sabahları 2 kilometre koşarım demiş. Koşarım yüklem. Peki soruyorum. Ne zaman koşarmış? Sabahları. O zaman burada ne var? zaman zarfı var. Evet şimdi tekrar edelim. Durum zarfımızın en çok kullanılan sorusu nasıldı? Zaman zarfımızın. Yani durum zarfının diğer sorusu neydi? Nasıl, neden, niçin, niye. Peki zaman zarfımızın sorusu neydi? Ne zaman. Evet. Geldim yer yön zarfıma. Demiş ki fiilleri yer yön bakımından etkileyen zarflardır demiş. E şimdi biri size eğer yerden bahsediyorsa, bir yerden bahsediyorsa siz ona sormaz mısınız nereye diye? O zaman bakalım. Bakmadan önce bak burada notum var kaldım burada. Demiş ki yer yön zarfları yalın yani ek almamış halde kullanılır. Hmm, demek ki sade olacak. Hiçbir şekilde ek almayacak. O zaman bakalım. Pencereden aşağı bakıyor. Bakıyor yüklem değil mi? Bakmak oluyor. Peki soruyorum. Nereye bakıyor? Aşağı. Ek almış mı? Hayır. Kelimenin kökü zaten aşağı. O zaman burada ne var? Yer, yön, zarfı. Peki bakıyor yüklem. Nereye bakıyor? Aşağıya. Bak buradaki A ekini görüyor musun? O zaman bu ek almış. Zarf mı? Değil. Zarf değil. Peki gece arasında dışarı çıkmış diyorum. Çıkmış yüklem. Ne zaman çıkmış? Gece arasında. Bak az önceki örneğimi de bulabiliyorum değil mi? Burada ne var? Zaman zarfı. Peki geldim. Asıl zaman zarfı. Asıl zarfıma. Yani neymiş? Yer yön zarfım. Nereye çıkmış? Dışarı. Yer yön zarfı oluyor mu? Evet değil mi? Çünkü kelimenin kökü Dışarı. O zaman buraya ne yazıyorum? Yer yön zarfı. Peki gece yarısında dışarıya çıkmış. Çıkmış yüklem. Nereye çıkmış? Dışarıya. Şimdi buradaki aitini görüyor muyuz? Evet. O zaman bu zarf mı? Hayır. Neden? Çünkü e kalmış. Benim en çok kullanılan yer yön zarfım neymiş? Aşağı yukarı, öte, beri, ileri, geri, içeri, dışarı. Benim en çok kullanılan yer yön zarfımmış. Bakalım. Demiş ki üşüyünce içeri girdi. Girdi yüklem. Nereye girdi? İçeri. E kalmamış çünkü kelime zaten içeri yani kökü içeri. O zaman burada ne var? Yer yön zarfı. Attığı top camdan içeriye girdi girdi yüklem nereye girdi içeriye zarf mı Hayır neden bak zarf değil Neden zarf değil Çünkü bak burada ek almış değil mi ek aldığı için zarf olmuyor aşağı bakınca başı dönmüş dönmüş yüklem Peki nereye dönmüş oluyor mu olmuyor. Peki başka hangi fiil anlamına gelen sözcüğüm var? Bak burada bakmak var değil mi? O zaman bunun, bunun altını çiziyorum. Yüklem yazayım. Bakınca nereye bakınca? Aşağı bakınca o zaman aşağı sözcüğü yalın halde mi? Hayır yalın halde. O zaman burası yer yön zarfı. Bak ek almamış. Attığı top camdan içeri girmiş. Girmiş yüklem. Nereye girmiş? İçeri nereye sorusu ne oluyor yer yön zarfı peki ek kalmış mı bak bu e kalmıştı bu e kalmamış o zaman bu neymiş zarf hangi zarf yer yön zarfı demişim ki karıştırma Aşağı yukarı, ileri geri ve benzeri sözcüklerinin zarf olabilmesi için fiili etkilemesi gerekir. İsmi etkilerse ne olur? Sıfat olur. Ben bunun bir benzerini görmüştüm değil mi? Konunun başında. Şimdi bakıyorum. Çıktı yüklem. Çıkmak diyelim. Çıkmak. Oluyor mu? Oluyor. Fiil değil mi? Peki. Yukarı sözcüğünü ele alacağım bu arada. Bunun altını çizelim. Yukarı yukarı. Peki. Kattan demiş. Kattan. Mak. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? İsim. O zaman baktığım zaman. Şimdi nereye çıktı? Yukarı. Bu yer yön zarfı mı? Evet. Peki geldim buna. Katlanmak olmuyor isim. O zaman yukarı sözcüğü ne olacak? Zarf değil sıfat olacak. Neden? Çünkü ismi niteliyor. Geldim dördüncüye dördüncü zarfıma yani neymiş o miktar zarfım. Şimdi demişim ki bir fiilin veya sıfatın miktarını veya ölçüsünü belirtir, belirtir demişim. O zaman ben yine fiilime soruyorum ne kadar. Şimdi bir şeyin miktarından bahsediyorsam ne kadar sorusunu sormaz mıyım? Evet değil mi? O zaman bakalım. Bu hafta hava sıcaklığı çok düşecekmiş. Düşecekmiş. Düşmek olur mu? Olur. O zaman bu fiil değil mi? Şuraya fiil yazalım. Bu fiil. Peki ne kadar düşecekmiş? Çok. Bu benim neymiş? Miktar zarfım. İlgileniyor yüklem. İlgilenmek oluyor çünkü değil mi? Peki ne kadar ilgileniyor? Fazla. Hatta çok fazla ilgileniyor. O zaman bu benim neymiş? Miktar zarfım. Diğer örneklerime bakıyorum. Beklediğim kargo epey geç geldi. Geldi yüklem. Peki ne kadar geldi? Pardon geç geldi yüklem. Ne kadar geç gelmiş? Epey geç gelmiş. O zaman bu ne oluyor? Miktar zarfı. Almış yüklem. Her şeyden azalmış. Almış yüklem. Soruyorum. Ne kadar almış? Az. O zaman bu neymiş? miktar zarfı. Arkadaşım gereksiz şeylere çok takıyor. Takıyor yüklem. Takmak oluyor mu? E, oluyor. Zaten fiil. Ne kadar takıyormuş? Çok. O zaman bu neymiş benim? Miktar zarfım. Geldim son zarfıma yani soru zarflarım. Demiş ki fiilleri veya fiilimsileri bu konu işte, film kafanız karışmasın. Zaten bir sonraki sınıfta göreceksiniz. Yani 8. sınıfta. Soru yoluyla belirten zarflardır. E peki zaten soru kelimeleri nelerdi? Nasıl, neden, niçin, niye, ne zaman, nereye, ne kadar, ne de var. Ama eğer fiilin sebebini belirtiyorsa soru zarfı olur. Bakalım İstanbul'a ne zaman varırız? Şimdi varırız yüklem değil mi? Neden? varmak. Oluyor mu? Oluyor. Fiil değil mi? Peki. Bak hemen fiilin yanında mı? Evet. O zaman burada ne var? Soru zarfı. Ne ağlıyorsun öyle sessiz sessiz? Şimdi ne ağlıyorsun derken ağlamak yüklem. Ne derken sebebini isse olmuyor mu? Evet. O zaman burada ne var? Soru zarfı. Peki yine geldim bir notuma. Demiş ki soru cümleleri bir fiile sorulursa zarf, isme sorulursa sıfat olur. Bakalım ne demek istemiş. Geldin. Şimdi gelmek oluyor mu? Oluyor. O zaman bu fiil mi? Evet. Peki fiilin önünde mi bu? Evet. O zaman neymiş bu? Soru zarfı. Ama dedim ki bak ev mek oluyor mu? Olmuyor isim. Ya da bir mek. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? İsim. O zaman nasıl sözcüğü neyin önündeymiş? İsmin. O zaman ben buna ne diyeceğim? Sıfat. Burada ne kadar kalacaksın? Kalmak oluyor mu? Kalmak. Oluyor değil mi? O zaman bu fiil. Fiilin önünde mi ne kadar sözcüğü? Evet. O zaman bu benim neymiş? Soru zarfı. Sen tatilde ne kadar kitap okudun? kitapmak ya da kitapmak ya da kitapmek oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu isim değil mi? Evet. Peki bu ismin önünde değil mi? Evet. O zaman bu ne oluyormuş? Sıfat. Bakın şu iki sözcük sıfat, diğerleri zarf. Neden? Çünkü bunlar fiilin yanında. Bunlar ismin yanında. Geldim karışık bir şekilde örneklerime bakalım örneklerim bana ne demek istiyor. Şimdi onca yolu yürüyerek mi gideceksin demiş. Gideceksin yüklem. Evet. Nasıl gideceksin? Yürüyerek. Nasıl sorusunu sordum. Ne oluyor o zaman bu? Durum zarfı. Mehmet Bey az önce geldi. Geldi yüklem. Ne zaman gelmiş? Az önce. O zaman ne zaman sorusu neydi? zaman zarfı. Çünkü neydi? Ne zaman? Buna yazalım. Nasıl gideceksin? Nasıl gideceksin? Buna yazalım. Ne zaman geldi? Evet. İlacını içmeden biraz çorba iç. Şimdi iç yüklem. Değil mi? Çorba iç yüklem yani. Çorba iç yüklem. Peki ne kadar çorba iç? biraz. Ne kadar sorusunu sorduğum için burada ne varmış? Miktar zarfı. Ne kadar içsin? Ne kadar içsin? Biraz, değil mi? Masayı biraz daha geri alır mısın? Alır mısın? Yüklem. Nereye? Biraz daha geri. O zaman burada ne varmış? Nereye sorusu, yer yön zarfı. Nereye alır mısın diye soruyorum. Deniz, niçin geç geldiniz? Bak. Niçin var mı benim soru sözcüğüm? Var, değil mi? Peki, geç gelmek yapalım. Geç gelmek dedim. Oluyor mu? Oluyor. O zaman fiil. E peki bu fiilin önünde mi? Evet. O zaman burada ne varmış? Soru zarfı. Evet. Lütfen sorularımızı tekrar edelim ve unutmayalım. Hatta şuraya hatırlamamız için kez konumuzu tekrar ediyoruz. Benim zarflarım vardı. Durum zarfımın sorusu neydi? Ne? Neden? Niçin? Niye? Ve en önemli sorusu neydi? Nasıl sorusu. Başka benim miktar zarfım vardı. Miktar zarfımın sorusu neydi? Ne kadar? Değil mi? Benim yer yön zarfım vardı. Yer yön zarfımın sorusu neydi? Nereye? Çünkü neden? Yer soruyordum. Değil mi? Başka durum, miktar, yer yön. Başka ne vardı? Zaman zarfı. Zaman zarfımın sorusu neydi? Bak adı üstünde zaman soruyorum. O zaman ne diyeceğim? Ne zaman benim zarfla alakalı konummuş. Evet lütfen bu konuyu tekrar edin. Özellikle bu soruları bilin. Çünkü bu soruları bilmeden zarf sorusunu çözmek çok da mümkün değil. Teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.